Benim gömüle şuna buna işim olmadı diyorum bu adamlar. Olmadı. E sen ama dün dedin var benim gömüyle işim diye. Ben gömüle işim oldu demedim. Arkadaşlarım arasında öyle konuştuğumuz oldu. Bazı olaylar vardı. Dün ağzınla itiraf ettin. 5 yıl önce oldu. 10 yıl önce oldu yani. Bu yere tarih, bu adam 2 ay öncesini söylüyor ya. Hmm. 2 ay öncesini söylüyor. E 2 ay öncesinde de yine Ayşe'de gene aynı postanede Adem. Aynı şey söylüyorlar. Adem, postanede aynı dün şey sen söylüyorlar. İtiraf postanede ettin, aynı şey söylüyorlar. Neyi itiraf ettin? Ben bizzat izledim. Bence siz Gaziantep'te görüşecekseniz... Sen şimdi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne git şikayette bulun. Aynen bulun. Ondan sonra o gömü için götüren beyefendi falan filan yani. Aynen onlarla bulun. Evet, evet. Bence siz hani o dolandırıcılık masasının karşısında şikayette görüşün. Aynen görüşelim. Ama... Aynen o şekilde ha? Yapalım. Müge abla. Ha? Müge abla. Ha, şikayette bulundun mu? Müge abla. Hı. Kusura bakma, ben senden tek bir ricam var. Dün ablalarımız geldi. Benim durumumu gördüler. Ama benim şu an yani durumum bildiğiniz gibi değil. Benim çoluğum çocuğum zaten orada da perişan kalmışım. Evimde elektrik, suyum, kira, komple borca yanmışım. Tutup ben Badem'e verdim. Ama gel görelim var ya böyle yalan dolanla. Adem sus. Ablamla konuşuyorum ben Adem sus. Yalan dolanla yeter artık ettiğin. Herkesin canını yaktın Adem ya yeter. Allah'tan kork. Ben ablamdan konuşuyorum. Tutun verin benim paramı. Yazlık günah. Bana da yazlık ya günah abla. Ben ne hallerine çalıştım. Ayakta kaldım 12 saat 12 saat. Niyetim belli, canlı yayında durumumu göstereceğim de millet bana yardımcı olsun. Senin derdin o belli. Açıkça söyle. Yalandan dolandan başka bir şey yaptığın yok Adem, gel görelim yani. Lan ben Allah'a sen ne oğlum zaten yalan dolan için dilini namusunu katan bir adamsın. İbaret. Ya şimdi 2500 lira maaş alıyorsa biri... 1800 lira birine veriyorsa bu çok büyük bir para arkadaşlar. Çok büyük bir para abla. Çok eğer büyük böyle bir para alınmışsa zaten demek ki bilmiyorum ya. Diyecek bir şeyim yok. Ama biz bu arkadaşla görüşelim. Mehmet Bey mi telefon attığımızda? Tamam. Arkadaşlar sana yardımcı olsunlar. Sen bu konuda şikayetçi ol diğer arkadaşlarla beraber. Aynen şikayetçi ol. Ben sana bağlanacağım. Bir dakika dur. Şimdi Mehmet Bey'i bir almak istiyorum. Ayşe'nin eşi telefon attığımızda. Mehmet Bey günaydın. Günaydın Müge abla. Hoş geldin yayınımıza. Mehmet sen kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım Müge abla. Hepsi de aynı yaşlar. Çok da küçüksünüz, kıyamam. Şimdi dün Ayşe diyor ki zaten diyor hep diyor kocama diyor boşa onu diyorlardı diyor. Yani anladığım kadarıyla bu yeni bir olay değil. Niye hep Ayşe'yi senin boşamanı sana söylüyordu insanlar? Ayşe'nin ifadesi böyle. Müge Hanım ben şu an size şunu söyleyeceğim. Ben... Şu an bu soruda cevap vermeyeceğim. Başka sana şunu söyleyeceğim. Hı hı. Ben senenin 6 ayı gurbetteyim. Ve gurbette çalışıyorum. Ben 6 ayı da gelip evimde geçiriyorum. Ve buraya evimde geçirdim. Halde de gelip burada dokuma işinde, kazak işinde çalışıyorum. Triko işinde çalışıyorum. Aferin sana. Ve bunların, bu olayların hiçbirinden benim haberim yoktu. 2 sene sonrasında Emine Hanım benim evime gelerekten bu durumları bana anlattı. Ve benim o zaman haberim oldu Müge abla. Hı hı. Ve ben buna rağmen yine inanmadım. Eşimin arkasında durdum. İstanbul'a kadar geldim. Beni misafir ettiniz sağ olun geldim oraya. Ve bu telefon bağlantıları ve bu kadının tutup da orada o Dilek Hanım'dan o altını çalışmalarını daha neler neler bilmiyorum artık. Belki daha neler neler de yapmışlar benim arkamdan. Zaten ben bu kadını hepiniz şahit de olun zaten boşadım. Benim bu kadın haysiyetimi, şerefimi, namusumu, hiçbir şeyimi koymadı. Allah da onların yanına koymasın. Ve ben bu işi size bırakıyorum Müge Hanım. Siz bunların hakkından geleceksiniz. Benim çoluk çocuğum şu an dağınık durumda. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl edeceğimi bilmiyorum. Allah bunların belasını versin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Bu saatten sonra benim avukatımla görüşecekler. Benim avukatımla konuşacaklar. Benimle işleri yok artık böyle insanların. Benim böyle insanlarla işim olmaz artık. Sen hiç bilmiyor muydun Mehmet yani bu altın falan hayır, işlerini? Hayır ben hiçbir şey bilmiyordum. 2 sene sonra bana geliyorlar anlatıyorlar. Ha Mehmet ben sana söyledim. 2 sene sonra. Sen bana 2 sene sonra gelip ne anlatıyorsun? Başta niye anlattın da 2 sene sonra anlatıyorsun? Ondan sonra Mehmet'in haberi vardı. Ya Allah sizin belanızı versin lan. Ama... Siz bu yuvayı bana yıktınız ya. Allah sizin belanızı versin. Ben size başka bir şey demiyorum. Ama ben Mehmet, bu kadar diyorum. Ama Mehmet bir dakika dur Mehmet dur bir sakin ol. Ama Mehmet Ayşe diyor ki sürekli benim kocama Ayşe'yi boşa diyorlardı diyor. Neden sana Ayşe'den boşan diyorlardı bu zaman içinde? Ayşe'yi boşa diye ya. Kim diyormuş bana Ayşe'yi boşa diye? Ayşe diye anlatıyor. Dün zaten ayrıl diyorlardı hep kocama benden diyor.
Kim diyormuş, kim onu anlamadım. Söyle kim diyor. Görümcelerim, görümcem, kaynanam, kayınbabam hepsi dedi ki bu kadın buraya çıkmış, böyle böyle söylüyor, sen niye bu kadını söyle taşıyorsun? Dün, dünden bugüne değil. Pazartesi günü. Sen oraya çıkaraktan zaten boşamayı hak ettirdin. Dünden bugüne değil o. O dünden bugüne değil. Ya. Ne oluyordu da zaman içinde kayınvaliden, kayınpederin boşa bu kadını diyorlardı. Bu dünle bugün olacak iş değil yani. Öyle adama da anası boşa dediği zaman karısına hemen adam da gidip boşanmak istemez. Zaman içinde ne oldu da istemedi seni kayınvaliden, kayınpederin? Niye? Kayınvaliden büyük elini de istemiyor. Onu da kaynıma diyor boşa. O sürekli olan bir şey zaten. Sadece benim için değil ki kaynıma da boşa filan gibisinden laflar ediyor. Niye niye insan oğlu boşansın istesin ki? Oğlu mutlu olsun, yerinde yuvasında kalsın. Çok değişik insanlar Müge Hanım. Çok değişik insanlar. Oğlunu kiraya da çıkardı. Kendi evine de kiracı koydu. Bir sorar mısınız? Kayınvalide. Hı? Bir sorar mısınız? Niye? 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 Kaynananla geçinsen kaynanan seni evinden çıkartır mı? Biz Müge Hanım. Her neyse ya. Mehmet şimdi böyle yani Osman da sen de böyle boşadım diyerek yani hani dini nikahınızı anladığım kadarıyla bitirdiğinizi ifade ediyorsunuz ama bak sonra bunun geriye dönüşü yok. Arada hülle yapmak lazım yani. Hani şimdi eğer kuralıysa kuralı budur yani. Böyle hemen de ağzına gelince de boşadım da denir mi be çocuğum? Ben avukata vermişim, sen bana boşadım demeden bahsediyorsun yavra. Verdin avukata da. Onu bitmiş. Benim için bitmiş. Evim dağıldı. Evimi getirdim. Bitti benim için. Orada bitti. Teşekkür ederim. Ben telefonu kapatıyorum. Ve şu an ben çok sinirlendim. Kusura bakmayın. Hayırlı yayınlar. Tamam. Ve ben Allah'a bırakıyorum onları. Size bırakıyorum. Tamam. Sağ ol Mehmet'ciğim. Teşekkür ediyorum. Ne söyleyeceksin? Altınlarımı yapsınlar. Yediler, içtiler, gezdiler, tozdular. Bana ne? Benim altınlarımı yapsınlar. Yediler, içtiler, gezdiler, tozdular deme ikide bir. Vallahi bana ne verdin? Sen fazlasıyla sana verdim. Vallahi vermedin. Ben fazlasını verdim sana. Vermedin. Bülent'in parasını sayarsan fazlasıyla verdim ben sana. Benim altınlarım nerede o zaman? Sen kendine soracaksın. Doğruları söylemiyorsun sizde? Burada. Sizde? Kimlere verdin para? Hepsini söylesene açıkça. Sizde. Kimlere kaptırdın söylesene. Sizde. Bu saydık anlatmaları hiçbirini düz görmedim ben. Bana verdin belliydi. Fazlasıyla da aldın. Peki Adem. Aldım. Herkes de dedin ki o öyle bu böyle falan filan. Şimdi biraz Ayşe kötü, o yüzden onu bekletim ya da bilmiyorum. Senin de cevap vermek istediğin bir şey varsa eşine. Yok mu gelmedi. Demek öyle işte insan kimsenin öyle kocasıyla kimseye nispet yapmayacakmış. Öğrenmiş olduk böyle bir tik. İşte öyle nispet yap. Kızım hayat böyle bir şey. Bak hayat çok enteresan bir şey. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.